hoş geldin Yusuf abi. Seyahatin nasıl geçti? İyiydi ama işte biliyorsun bizim gibi yaşlı insanlar için biraz zor oluyor. Ama bütün yol boyunca hep seni düşündüm. Neler yaptın, neler ettin. Ben de seni gerçekten özledim ve gelmene çok sevindim. Sana çok sorum var. Eminim, her zaman soru sorarsın. Ama inan bu yönün beni çok sevindiriyor. Biliyorsun Yusuf abi, sen benim İsa Mesih izleyicisi olmama çok yardımcı oldun. Şimdi ise hem imanlarla hem de Rabbi arayanlarla birlikte nasıl bir araya gelip daha çok nasıl öğrenebileceğimizi bilmek istiyorum. Teşekkür ederim. Yusuf abi şeker. Sağ ol dostum. İncil'in Elçileri İşleri bölümündeki insanların birbirleriyle paylaştığı beni çok etkiledi. Birbirlerini gerçekten çok sevip ve çok güzel koruyorlar. Ve bu aralar gerçekten böyle bir sosyal yaşam deneyimine ihtiyacı olan insanları tanıyorum. Arkadaşlarımla ve komşularımla kutsal kitabı çalışmak ve dua etmek için bir araya geldiğimiz zamanı nasıl kolaylaştırabilirim diye düşünüyorum. Evet Özgür, kutsal kitaba göre müjdeye ve İsa Mesih'e inanan herkesin bu gerçekleri başkalarına anlatması için yardımcı olması gerekir. Şimdi her yerde insanlar İsa Mesih'i sadece bir peygamber olarak değil, fakat kurtarıcılar olarak takip ediyorlar. Benim gibi İsa Mesih'in öğretişlerini nerelerde bulabileceklerini bilmeyen insanlar da var. Topluluklarımızda Türk kimliklerimizi koruyarak İsa Mesih'teki imanlarını ifade eden birçok gruplar var. Özgür, izin verirsen evinde Allah'ın sözünü paylaşmak ve tapınmak için sana birkaç yol gösterebilirim. Tartışma gruplarında daha fazla öğrenebileceğiniz gibi imanda büyümek için de yeni yollar keşfedebilirsiniz. Çalışma toplantılarından birinin nasıl olduğunu anlamana yardımcı olayım. Adem yaklaşık bir yıldır bu sohbetlerden birini yönetiyordu. Adem doğal bir önder ve İsa Mesih'i sadık bir şekilde izliyor. Ayrıca sadık, sevecen bir koca ve baba olmakla beraber toplumda saygı gören biri. Adem gibi birçok kişi ilk önce kendi aileleri ve yakın arkadaşlarıyla toplanmaya başladılar. Şimdi İncil'i çalışmak ve dua etmek için düzenli olarak toplanıyorlar. İsa Mesih'in İncil'deki sözlerini inceleyerek ve uygulayarak diğer insanların izlemesi için de bir model oluşturacaklar. Düzenli olarak toplanıp hafta boyunca pratik yönlerden birbirlerine yardım etmek ve birbirlerini teşvik etmek için de zaman ayırıyorlar. Her üye başlangıçtan itibaren öğrendiklerini başkalarına öğretmesi için de teşvik ediliyor. Kardeşler, aramızda olan İsa Mesih'i onurlandıralım. Çünkü o, nerede iki veya üç kişi benim adımla bir araya gelirse onlarla birlikte olacağım demişti. Kardeşler, şimdi dua edelim. Rabisa, aramıza davet ediyoruz seni. Utancımızı kaldırdığın için, özgürce yaşamamızı sağladığın için sana teşekkür ediyoruz. Sen bizim kurban kuzumuzsun. Senin isteğini anlamak ve seni onurlandırmak için kendimizi ellerine teslim ediyoruz. Amin. Amin. Ramazan kardeş, ilahiyle bizi tapınmaya yönlendirir misin? Kaldırırım ellerim sana. Hep beraber onu söylüyoruz. Thank you.
Hepiniz hoş geldiniz. Bu akşam bir konuğumuz var. Çağdaş arkadaşını getirmiş. Tanıştırmak ister misin? Tabii. Bu benim arkadaşım Halil. Kendisini biraz iş yerindeyken İsa hakkında paylaştım. Ve o daha fazla şey öğrenmek istedi. Bu akşam çalışmalarımıza başlamadan önce geçen haftanın bir özetini anlatmak istiyorum. Çünkü İbrahim de yoktu aramızda ve bu akşam bizimle birlikte. İsa Mesih'in ölümü hakkında çalışmalara başladık. Peygamberler kitaplarında onunla ilgili peygamberliklerin nasıl yerine geldiğini gördük. Onun son ve gerçek kurban olduğuna baktık. Ondan sonra dirilişiyle ölümü nasıl alt ettiğine bakmıştık. İsa Mesih babaya gitmesi gerektiğini söylemişti. Çünkü oraya gittiğinde bize yer hazırlayıp gelecek. Aynı zamanda gittiğinde öğrencilerine inanlılarla birlikte olacak, onları yönlendirecek ve rehberlik edecek olan kutsal ruhu göndereceğini söyledi. İsa Mesih göğe yükseldikten sonra inanlıların birçoğu vaat edilen kutsal ruhu beklemek için bir odada toplanmışlardı. Bir gün güçlü bir rüzgar sesi geldi ve bulundukları odayı doldurdu. Hepsi kutsal ruhla doldular, büyük güçle ve yetkiyle konuşmaya başladılar. Birçokları onların sözüne inanıp günahlarını itiraf ettiler. Sadece İsa Mesih'in onları kurtarabileceğine iman ettiler. Sonuç olarak onunla birlikte öldükleri, İsa Mesih'te yeni bir yaşama doğdukları için vaftiz oldular. Bu İsa Mesih topluluğunun doğumuydu. Bu topluluk birbirlerini kayıran, seven, birbirlerine hizmet eden, birbirlerinin ihtiyacını gören bir aile gibiydi. Biz bu evrensel ailenin bir parçası olarak topluluk olmak için kutsal yazıları örnek almamız gerekiyor. Bizlerin birçoğu İsa Mesih'e iman ettik. Günahlarımızı itiraf edip vaftiz olduk. Tanrı'nın hayatımızda yapmış olduğu bir şeyi paylaşmak ister misiniz? Geçen hafta Allah, İsa Mesih ailesinin birliğini daha iyi anlamamı sağladı. Bu onların birbirlerinin ihtiyaçlarıyla ilgilenmelerini görerek oldu. Konuşarak ve dua ederek öyle güzel bir zaman geçirdik ki, neredeyse gece yarısına kadar buradaydık. Bu bizim büyük İsa Mesih ailesinin aynı zamanda bir parçası olduğunu gösterdi. Çok güzel Ramazan. İnsanın zihnindeki bir perdenin kaldırılması gibi bir şey olmalı bu. Senin bu kadar heyecanlı olduğunu eşin ilk doğum yaptığı zaman görmüştüm. Haklısın İbrahim. Kardeşler, geçen hafta kutsal ruhun gücünü anlamak beni çok cesaretlendirdi. Tanrı'nın birkaç basit adam aracılığıyla hastaların iyileştirilmesi, körlerinin gözlerinin açılması gibi yaptığı işleri fark etmek benim için çok iyi oldu. Tanrı benim aracılığımla da yapabilir. Daha önce Allah tarafından bu şekilde kullanılabileceğimi hiç düşünmemiştim. Geçen hafta oğlumuz hastaydı ve ateşi vardı. O zaman İsa'nın öğrencilerin yetkiyle hastalar üzerine dua edip iyileştirdiklerini öğrendiğimizi hatırladım. Hatice kadınlar toplantısı için bize gelmişti. O zaman onunla beraber oğlum için dua ettik. Hayret vericiydi. Oğlum yarım saat sonra bana seslendiğinde ona baktığımda ateşi düşmüştü ve daha iyi görünüyordu hamdolsun. Hatırlarsanız birkaç hafta evvel kayınbiraderime karşı duyduğum öfkeyle mücadele ediyordum. Fakat Adem kardeşin söylemiş olduğu şu sözler bu hafta beni çok etkiledi. Bağışlanabilmemiz için İsa Mesih Çamlık'taki ölümüyle günahlarımızın bedelini ödedi.
Fakat Allah, İsa Mesih'in beni bağışladığı gibi kayınbiraderimi de bağışlamamı ister. Onu affetmek istemiyordum. Tanrı'nın onu evime getirmesi için dua ettim. Ve geldi de onu affedebileceğimi düşünmüyordum. Fakat onu gördüğümde o kadar şaşırmıştım ki ağlamaya başladım. Bundan sonra tüm acılık yok oldu ve biz birbirimizi bağışladık. Gerçekten bu harika. Allah'a itaat ettiğimiz zaman yaşamlarımızın değiştiğini görüyoruz. Sadece bizimkini değil, yanımızdaki olan insanların da yaşamları değişiyor. Ve onun sözünü çalıştığımız zaman gerçekten onda büyüyoruz. Acaba aramızda başka paylaşmak isteyen var mı? Sizinle böyle bir zaman geçirmeyi gerçekten çok özlemişim arkadaşlar. Geçenlerde 3 farklı şehre gittim halı satışı için. Ve şu anda görüyorum ki gerçekten bu tür toplantılara çok ihtiyacım var. 2 hafta önceki halı satışından çok iyi kar elde ettik. Ve patronuma söylemeden bu karın bir kısmını kendime ayırmayı düşündüm. Adeta kışkırtıldım. Böyle bir düşünceye sahip olduğum için kendimden utanıyorum. Patronuma yalan söylemeyi düşündüğüm için bile kendimden çok utanıyorum. Günaha ayartılmanın ne kadar acı olduğunu biliyoruz. Ama sürekli utanç duymanız gerekmez. Allah'a yaptıklarınızdan ötürü üzgün olduğunuzu söyleyin. O sizi İsa'dan ötürü bağışlar. Onun merhameti kurban kuzusu gibidir. O bizim günahlarımızı kendi üzerine aldı. Bizi değiştiren şey içimizdeki kutsal ruhun gücüdür. Senin için dua edebilir miyiz İbrahim? Ne dersin Adem? Görüyorsun ki bu gruplar birbirlerine karşı çok ilgili, ilişkilere önem veriyorlar. Ve İsa Mesih'in birbirlerini sevmeleriyle ilgili verdiği buyruğa itaat etmeye çalışıyorlar. Bugün paylaşım zamanlarını sezebilen ve grubun konudan ayrılmamasına yardımcı olan bir önderin olması da önemlidir. Bir liderin olması, öğretişlerinin çoğunu kendisinin yapacağını fakat aynı zamanda başka önderler de yetiştireceği anlamına geliyor. Kız kardeşin için dua ediyoruz. Peki o nasıl? Hala oldukça hasta. Ama Tanrı'nın beni İncil'in Luka 5. bölümüne yönlendirdiğini hissettim. Bu bölümde felçli bir kişiyi birkaç kişi İsa'ya getirirler ve evin damından içeri sarkıtırlar. İsa adamı iyileştirir ama ondan önce adamın günahlarını affeder. Dualarımızın kız kardeşimi şifa almak için Mesih'e yaklaştırdığını ve iman ettikten sonra iyileşeceğini hissettim. Eğer İsa Mesih günahlarımı bağışlamasa ve kutsal ruhuyla güçlendirmeseydi bu durumlarla baş edemezdim. Bizim için dua ediyorsunuz. Teşekkür ederim. Lütfen dua etmeye devam edin. Kardeşler, kutsal kitaptan okumaya hazırlanırken kutsal ruhun daha derin bir anlayış vermesine izin verelim. İbrahim ve Meryem, bu akşam bize İncil'in Kolosevler 1. bölüm 3'ten 14'e kadar okuyabilir misiniz acaba? Tabii okuyabiliriz. Bu ayetleri Elçi Paulus Kolose Kilisesi'ne yazmıştı. Belki bilmiyorsunuz ama Denizli'ye 16 kilometre uzaklıkta bir yerdi Kolose. 1. bölümde Paulus müjdenin anlayışını, Allah'ın mükemmel kurtuluş planını özet olarak anlatıyor. Paulus'un imanlılar için ettiği duadan nasıl yaşamamız gerektiği konusunu öğrenebiliriz. Lütfen bizim için okur musun İbrahim? Allah'ım, kutsal yazıların rehberimiz olarak gönderdiğin için sana şükrediyoruz. Bu sözleri anlayabilmemiz için bizlere güç ver. Arkadaşlar, Tanrı sözleri hayatlarımıza tutunduğumuz güçtür. Şimdi ruha zaman verelim, bu sözleri anlayabilmemizi sağlasın. Sizler için dua ederken Tanrı'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in babasına her zaman şükrediyoruz. Çünkü Mesih İsa'ya iman ettiğinizi ve bütün kutsalları sevdiğinizi duyduk. İmanınız ve sevginiz göklerde sizin için saklı bulunan umuttan kaynaklanıyor. Bu umudun haberini gerçeğin bildirisinden size daha önce ulaşan müjdeden aldınız. Müjde onu işittiğiniz ve Tanrı'nın lütfunu gerçekten anladığınız günden beri aranızda olduğu gibi bütün dünyada da meyve vermekte, yayılmaktadır. Müjdeyi bizim adımıza
Mesih'in güvenilir hizmetkarı olan sevgili emektaşımız Epafras'tan öğrendiniz. Ruhtan kaynaklanan sevginizi de bize o bildirdi. Bunu işittiğimiz günden beri biz de sizler için dua etmekten tam bir bilgelik ve ruhsal anlayışla Tanrı'nın isteğini bütünüyle bilmenizi dilemekten geri kalmadık. Rabbe yaraşır biçimde yaşamanız, onu her yönden hoşnut etmeniz, her iyi işte meyve vererek Tanrı'yı tanımakta ilerlemeniz için dua ediyoruz. Her şeyi sevinçle katlanıp sabredebilmeniz için onun yüce gücüne dayanarak bütün kudretle güçlenmenizi diliyoruz. Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan babaya şükretmeniz için dua ediyoruz. O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili oğlunun egemenliğine aktardı. Onda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. Ey Allah'ım, sözlerini işitiyoruz. Şunu unutmamak önemlidir. Onlar Allah huzurunda sessizce durdukça Allah da onlara kutsal ruhu aracılığıyla okudukları kutsal yazılar hakkında düşünceler ve izlenimler verir. Bir süre sonra bu ayetlerde Allah'ın onlara söylediği şeyleri paylaşırlar. Allah imanlılara kutsal ruhtan anlayış vermiştir. İmanlılar kutsal kitabı anlamak için birbirlerine yardım ederler. Bu ayetleri ilk okuduğumda Pavlus'un Koloselilerin birbirlerine olan sevgiler hakkındaki konuşmaları beni çok etkilemişti. Bu bana bu grubun bir parçası olmaktan ne kadar sevinç duyduğumu hatırlatıyor. Koloselilerin sahip olduğu iman ve sevginin İsa Mesih'le sahip olduğumuz ümitle aynı temelde olduğunu fark etmek ne harika. Kutsal ruhum beni her iyi işte sadık olmaya, hizmet ederken teşviğimin kırılmamasına ve görünmeyen ya da ödüllendirilmeyen şeyleri yapmaya sevk ettiğini hissettim. İtaatkarlığımda meyve çıkaracak olan Allah'tır. Dinlediğimde ruh bana oğlumu gösterdi. O kilise için bir baba yüreğine sahip olduğunu fark ettim. Onlar için dua etti ve onları her zaman hatırladı. Allah'ın onlara vermiş olduğu iyi şeyleri her zaman hatırlamalarını istedi. Bu bana oğlum için nasıl endişelendiğimi, onun ruhsal ve bedensel olarak büyümesini nasıl arzuladığımı hatırlattı. Ona daima iyi şeyler vermek istiyorum. Bundan dolayı şimdi duada daha da kararlı olmak istiyorum. Kutsal ruh bana Pavlus'un kardeşler arasındaki birlikteliğe ne kadar önem verdiğini gösterdi. Tanrı bana ailem ve kardeşlerimle birlikte sürekli birlik ve beraberlik içerisinde yürümem gerektiğini hatırlattı. Halil, bazı sorunlarım var gibi duruyorsun. Toplantı boyunca Allah'la ilgili konuştuklarınızı dinledim arkadaşlar. Allah'ın uzakta ve görkemli olduğunu düşünmüştüm. Onun zor zamanlarımızda bize bu kadar yakın olduğunu hiç düşünmemiştim. Şimdiye kadar Allah'ın benim hakkımdaki düşüncesini yargı gününde iyiliklerimi ve kötülüklerimi tartana kadar bilemeyeceğimi düşünüyordum. Şimdi anlıyorum ki iyi işlerim yeterli değil. İçindeki bu savaş hakkında dürüst olmana sevindim Halil. Biz bu grup içerisinde soru sorma özgürlüğünün olmasını istiyoruz. Belki bütün cevapları bilemeyebiliriz ama arayan kişileriz. Sorunu kısaca şöyle yanıtlayayım. Ben değerli değilim ama İsa Mesih değerli. O günahsız. Kendini inanılmaz derecede benim için feda ederek doğru yolum oldu. İsa Mesih Allah için o kadar önemliydi ki ona bu dünyada ve cennette görkemli bir yer verildi. Bu nedenle o tüm kutsal kitaplarda en çok bahsedilen kişidir. İsa'nın yaşamını araştırdığım zamanlarda bir karar vermem gerektiğini anladım. Onu ve öğretişlerini izlemek için iman adımı atmaya ihtiyaç duydum. Ve şundan eminim ki Allah'ın insanlık için atadığı kişi İsa Mesih'e iman ederek Allah'ın lütfunda sonsuza kadar yaşayacağım. Ve yargı gününde onun öfkesinden korunacağım. Adem söylediklerine ben de bir şeyler ekleyebilir miyim? Kendi yaşamında İsa Mesih'in hastalandığında iyileştirebildiğini, günahlarımı affedebildiğini, hayatımı değiştirebildiğini ve bana esenliğini verebildiğini gördüm. İsa Mesih göğe yükseldi ve hala yaşıyor. İnsanları iyileştiriyor, mucizeler yapıyor.
affedir. Kötülükten ve günahlardan arındırıp yüreklerimizi sevgi ve merhametle dolduruyor. Evet, Ramazan değişmiş biri gibi konuşuyor. Ramazan, bu akşam toplantıdan sonra Halil'le birlikte yapacağımız konuşmaya katılmak ister misin? Seninle kutsal yazıları çalışmayı ve birlikte dua etmeyi çok isterim. Bu akşam bize katılmak isteyen olursa memnun olurum. Şimdi okuduğumuz ayetlerdeki izlenimlere bakmaya devam edelim. Kutsal kitapta elçilerin işleri bölümünde bizlerin dünyanın dört bir köşesine gidip Tanrı sözünü ilan etmemiz gerektiğini anlatan bir bölüm var. Bu akşam okuduğumuz ayetlerde İsa Mesih'in öğretişinin bizlere ne muhteşem bereketler verdiğini görüyoruz. Allah bizlerden pasif olmamızı değil, tam tersine büyük bir cesaretle ve büyük bir sevgiyle onun sözünü yaymamız gerektiğini buyuruyor. Allah'ın buyruklarına uymanın kişisel kaygılardan çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. İsa Mesih'in benim için kendisini feda edişini ve bana olan sevgisini bildiğime göre nasıl olur da korkunun beni onun hakkında konuşmaktan alıkoymasına izin verebilirim. Daha pek çok insanın Allah'ın merhametini ve İsa Mesih'in doğru yol olduğunu anlayabilmeleri için konuşmam hakkında Allah'ın bana ne tür fırsatlar vereceğini gerçekten çok merak ediyorum. Gelecek hafta ilk imanlıların imanda büyümelerine ve karşılaştıkları denenmelere bakacağız. Yaşamlarınızda Allah'ın güçlendirişini ve rehberliğinin daha fazla olmasını ister misiniz? Evet. Tabii ki. Evet. Tamam o zaman. İsa Mesih'in bize öğrettiği gibi Allah'tan isteyelim. Bu konuda Ramazan bizim için duada önderlik eder misin? Tabii ki. Onur duyarım. Allah'ım, dualarımızı işittiğini bilerek geliyoruz huzuruna. Çünkü bize İsa Mesih'i kurban kuzusu olarak sundu. Bunun için sana minnettarız. Ey Allah'ım, sözlerini ve bizim için olan isteğini açıkladığın için sana şükrederiz. Kutsal yazılarda kutsal ruhunu istememizi ve bunu sevinçle vereceğini açıkladın. Lütfen bize ruhunu ver. Çünkü bunu senin sözlerine itaat ederek ve merhametine sığınarak istiyoruz. İsa Mesih'in adıyla. Amin. 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 Bunları ailelerimize öğretip kendimizi kötülükten koruyalım. İsa Mesih'in Allah'ı bütün yüreğimizle, bütün aklımızla, bütün gücümüzle sevmemizi ve komşumuzu kendimiz gibi sevmemizi söylediğini hatırlayarak Allah'a yakın yürüyelim. Sahip olduğumuz her iyi şeyin Allah'tan geldiğini hatırlayarak bağış kutusuna bağışta bulunmak isteyen kardeşlerimiz koyabilirler. Bunları topluluğumuzda yoksul ve ihtiyaç içinde olan kardeşlerimize vereceğiz. Gelecek hafta Ramazanlarda, ondan sonraki hafta da İbrahimler'de olacağız. Bu akşam hakkında konuştuğumuz, denenmelerle karşılaştığımız zaman birbirimiz için dua etmeye devam edelim. Toplantımız bitmiştir. Rab hepimizi bereketlesin. Amin. Allah'a tüm bereketler için şükrederler. İsa'nın izleyicileri olarak birlikte yemek yerken İsa Mesih'in kurban oluşunu anarlar. Biraz önce bir örnekle diğerleriyle nasıl bir paydaşlık içinde olabileceğinizi ve İsa Mesih'in öğretişlerini nasıl daha çok öğrenebileceğinizi açıkladım. Gelin bu tartışma gruplarının faaliyetlerini özetleyelim. İlk olarak kutsal kitaptan birlikte çalışmak için birkaç ayet okudular. Sonra kutsal ruhtan bu ayetleri onlara açıklamasını istediler. Ve son olarak kutsal ruhtan ve okudukları kutsal yazılardan ne öğrendiklerini, bunlara nasıl karşılık vermeleri gerektiğini tartıştılar. Özgür, seninle gurur duyuyorum. Bu toplantıları başlatmak için seni teşvik ediyorum. Allah sana yardımcı olacak. Tarif ettiğin bu paydaşlığı ve sohbet grubunu başlatmayı gerçekten çok istiyorum. Çok güzel. Gerçekten teşvik edici.
belki toplantılarınız için bir kutsal kitap, belki bir müzik aleti ve diğer şeylere ihtiyacın olabilir. Özgür, Allah senin gibi başkalarına örnek olacak olgun ve kutsal önderler arıyor. Birlikte yaşadığımız bu paydaşlık, İsa Mesih'in dünya çapındaki ailesinin sadece küçük bir parçasıdır. Tekrar gelişimde grubunun nasıl geliştiğini görmek için sabırsızlanıyorum. Unutma, bunları yaparken yalnız değilsin.